Ve geldik maaş pazarlığına. Bu bölüm, bu eğitimimizin son bölümü. Burada size ekstradan bir slayt göstereceğim birazdan. Bu sadece yöneticilere gösterdiğimiz, mülakat yapacak kişilere gösterdiğimiz bir slayt. Bu sitede de, eğitim setinde şeyde de var. İşe mülakata, işe eleman alım eğitim setinde de var. Bu ekstra bonus bir slayttır. Şimdi maaş pazarlığı neye göre yapılır? Yüzdeleri rakamları nedir onları bileceğiz. Ama ilk önce bir işveren maaşı ya da insan kaynakları sorumlusu neye göre belirler? Bir, mevcut kadrosunun bütçesine bakar. Bir kere içerideki en kıdemli kişiden daha fazla maaş alamazsınız. İki, acil mi bu eleman alın? Bunu sezmeniz lazım. İçerideki havayı bir koklamanız lazım. Sizin kaliteniz ve benzerleriniz var mı? Bunu okuldan sonra bir iki kursa giderek değiştirebilirsiniz. Dört, gelişilebilir misiniz? Yani size yatırım yapılır mı? Verilen paranın karşılığını sırf maaş olarak verdikten sonra çalışma olarak almak istemez kimse. Yönetici olma ihtimaliniz var mı içeride kalma ve sosyal çevreniz, getirdiğiniz müşteri portföyü ya da kendi aracınız, otomobiliniz bir şeyiniz var mı? Siz ne getiriyorsunuz? Eğer bunlar kriterse bunlar da hesaplama sistemidir. Bir insanın evli olması artı bir değerdir. Kalıcı demektir. Yaşamını devam ettirmeli, bir ciddiyeti olmalı. Artı %3 maaşı eklenti getirir. Bu artı %3'ler, 5'ler ne biliyor musunuz? Her sektörün baz bir maaşı var. Diyelim ki 1000 lira, kafanızda bir baz maaş vardır. Ona göre artar ya da azalır. Bu rakamlar ona göre artış sağlar. Diyelim ki yabancı diliniz var, %8'lik bir artış sağlar. Ama eğer ki yabancı diliniz yok ise bir eksisi yoktur. Çünkü zaten sizi işe almazlar. Yabancı dilli arayan bir yer. Askerlik %10 maaşınızı düşürür. Tecrübe çok önemli. Bir insanın ne kadar fazla tecrübesi varsa o kadar çarpı yılla artar. Bunu bilin. Yani 3 yıl tecrüben varsa %12, %15 arttırır. Yok ise de aynı yönde eksidir. Tecrübe çarpı yıl olarak. Dış görünüşünüz %3-5 maaşınızı etki eder başlangıçta. Okulunuzun ismi risklidir. Okulun ismini doğru CV'ye şekilde yazarsanız ve doğru satarsanız %3 arttırır. Ama bazen de o okulu sevmeyen birisi %10 maaşınızı düşürebilir. Doktor, master, doktor özür dilerim, master yapmanız önemli ama yüksek lisansın hiçbir önemi yok. Boş boşuna yüksek lisans yapmayın. Çünkü %5 bir etkisi var ama doktora ile birlikte %15'e çıkabiliyor gerçekten yaparsanız. Başarılı bir mülakat 2-3 puan eklerken başarısız bir mülakat risk olduğunuz için, deneme yanılma olduğunuz için %10 götürür. İkinci yabancı dilin çok katkısı vardır. Şu an gördüğünüz en kıymetli şey ikinci yabancı dil farkındaysanız. Son bir yılda değişen her referans çarpı %10 götürür. 3 referans değiştiyse %30 daha az maaş teklifi görürsünüz. Okul da aynı şekilde kalan yıl kadar. 2 yılınız kaldıysa 2 çarpı %15, gördüğünüz gibi en yüksek götüren çarpanlardan birisi, %30 daha az maaş alırsınız. 1 milyar yerine 700-600 ile başlarsınız. CV'niz güzel hazırlandıysa ve maaş görüşmesini sağlıklı geçirebildiyseniz, maaşınızı isteyebildiyseniz %5 daha fazla alabilirsiniz. Bu bir pazarlıktır. Normalde eğitimimiz burada bitiyor. Ama bu maaş pazarlığını yaparken yöneticileri tavsiyelerimizi de görün istedim. O da bu slaytta. Yöneticilere deriz ki mutlaka mülakat öncesi formla yazılı sorun o maaşı. Aralık yazmasını değil, rakam yazmasını istemeyiz. Aralık yazarsa tabandan verebilirler çünkü. Kendi ağzınızdan da bir kere sorgulatırlar ki ne istediğinizi bilin. Onun üzerinden pazarlık yapılır. Sizin söylediğiniz rakam alacağınız rakam değildir. Pazarlığın başlangıcıdır, unutmayın. Ve genelde 15 maaşa yönelirler. Daha onlara vergi olarak düşük gözüksün diye. Şu çok kilit bir cümledir. Yaşantınızı sürdürebilmeniz için gerekli maaşı size sağlayalım. Bu da en minimum maaşı teklif etmenin yoludur. Sizin olumlu düşünmenizi sağlar. Masraf olabilecek ek teklifler önerilir. Masraf yazabileceği özel sigorta gibi. Ya da araç kiralarlar. Siz bunu maaşınıza artı olarak görürsünüz. Bakın, sizin 1000 lira maaş almanızla 1500 lira maaş almanız arasında 500 liralık bir araba telafisi ekleniyorsa bu hiç öyle değildir. Bir kere 1500 lira üzerinden sigortanız yatmaz. Geçtim bunları. 500 lira zaten şirkete masraf giriliyor. Şudur budur derken 350 liraya geliyor. Eğitim imkanlarından bahsedilir ki size pozitif düşünün. Ama siz bunu not alıp vaat olarak kabul etmeniz lazım. Unutmayın. Yoksa vaatte kalmasın. Eski maaş ve sigortanızdan bahsetmemeye çalışın. Çünkü bu sorgulanır. Eski iş yerinizde aldığınız maaştan memnun olsaydınız orada kalırdınız zaten. Ve özellikle size yıllık maaştan bahsedilir. Lütfen bunu aylık olarak göz önüne alın. Eğitim setimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka eğitim setinde görüşmek üzere. Ben Haluk Tatar. Teşekkür ederim.